Bugün özel olarak bir konuyu daha anlatmak istiyorum. Dün itibariyle hakikaten gözlerime inanamadığım, benim tabii anlayışıma göre, benim yaşam biçimime göre, benim inançlarıma göre anlayamayacağım bir olay yaşandı. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Artık zaten ortadan tamamen kaldırılmış olan ya da hiç uyulmayan anayasanın en önemli ve değiştirilemez ilkesi olan laiklik tamamen yok edildi ve cenaze namazını da maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kıldırdılar. Evet, bakın bir daha söylüyorum. Laiklik artık öldürdüler. Cenaze namazını kılmak şerefini de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiler. Bugünün Genelkurmay Başkanı'na, 4 tane kuvvet komutanına bu görevi verdiler. Bütün kamuoyunun gözü önünde bir cenaze namazı kılındı ve laiklik artık gömüldü. Bu akıl alır bir şey değil. Ağır bir anayasa suçu işleniyor ama askerin buna alet olması bana daha da tuhaf geliyor. Efendim ne var yani, askerlerin mezuniyet töreninde Kur'an okunmuş, dua okunmuş, rahatsız mı ediyor? İşte diyorum ya, bu iğrenç polemik çok can sıkıyor. Hakikaten iğrenç diyorum bakın. Çünkü özellikle bu dinci kesim bu işi çok iyi beceriyor. Yani diyorsun ki arkadaş bak, ama bu vay Kur'an'la mı derdin var? Vay efendim, nedir senin bu Müslüman düşmanlığın? Nedir bu İslam'a karşı? Böyle bir şey yok. Bunu bilen herkes biliyor, fakat çok aşağılık bir şekilde yürütülen bir kampanyayla bu konuya karşı çıkan herkese saldırıyorlar. Dün de işte sosyal medya üzerinde ya böyle şey olur mu diyen herkese muazzam saldırılarda bulundular. Ama bakın bir şey söyleyeyim. Türkiye dün itibariyle hakikaten en önemli anayasal desteğini ve gücünü kaybetti. Ve dediğim gibi buna kahraman silahlı kuvvetlerinin cenaze namazında saf tutması kadar da insanı rencide eden bir şey yok. Helal olsun diyorum. Şimdi 30 Ağustos'ta var. Herhalde orada da duasını okuyacaklardır. Yani hani ölümden sonra, mezara verdikten sonra duası okunur ya, işte 30 Ağustos'ta da herhalde onu yapacaklar. Bu Türkiye için inanılır bir şey değil. Göstermek istiyordum, hazırlamıştık. Yani o Süleyman Soylu'nun askere, subaylara abdestsiz göreve çıkmayın lafı kadar olamaz bir şey. Ve sadece bundan dolayı ağır anayasa suçuyla yargılanır mesela bu adam. Ama şu anda müthiş bir şey, müthiş alkış. İşte gerçek Türk ordusu budur. İşte bu imamın ordusu falan değil kardeşim. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ama gazetelere baktım, her şeye rağmen çekingen davranmışlar. Yani sabah şeysinde bile böyle birinci sayfada hani abdestsiz buna göreve çıkmadı. Akit paçavrası sade yapıyor.